Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf din kültürü dersi 1. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. sorumuz. Kişi kıyamet günü şu 5 şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmayacaktır. Ömrünü nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazandığından, kazandığını nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. Bu hadisi şerifi cüzi irade ve sorumluluk açısından değerlendiriniz. Şu şekilde söylüyoruz arkadaşlar. İnsana iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği olan irade ve bunları seçebilme yetisi olan akıl verilmiştir. Kişi bu dünyaya imtihan olmak için gönderilmiştir. Bu nedenle bu dünyada yaptığı her şeyden sorumludur ve bunlardan ahirette hesaba çekilecektir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya girmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara meseleniz nedir diye sordu. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlıdır dediler. Bu ayeti kerime hangi peygamberin hayatı ile ilgilidir? Hazreti Musa ile ilgilidir arkadaşlar. 3. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Bu ayeti kerimede hangi evrensel yasaya işaret edilmektedir? Fiziksel yasa arkadaşlar, fiziksel yasa diyoruz. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlarda uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur. Hadis-i şerifte vurgulanan temel konu nedir? Burada Müslümanların birlik olmasından, beraber olmasından bahsediyor arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 4. Zekat kavramının sözlük ve terim anlamlarını yazınız. Zekat, Arapça kökenli bir kelime olup sözlükte temizlenmek, arınmak ve bereket anlamlarına gelir. Terim anlamda ise dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Zekat ile sadaka arasındaki farklardan iki tanesini yazalım. İki tane istiyor bizden. Zekat, durumu iyi olan her Müslümanın yılda bir defa vermesi gereken İslam'ın 5 şartından birisidir arkadaşlar. Sadaka ise İslam'ın şartlarından olmayıp dinen bir mecburiyeti bulunmamaktadır. Zekat vermek için akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak gerekir. Sadakada bu şartlar aranmaz. Zekatın belli bir zaman diliminde verilmesi gerekir. Sadakada bir zaman sınırlaması yoktur. Zekatın belirli bir oranda ve miktarda verilmesi gerekir. Sadakada ise kişi istediği miktarda verebilir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 7. Nisap ne demektir? Yazınız. Nisap, zekat ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne diyoruz arkadaşlar. Cevabımızı da bu şekilde yazabiliriz. 8. Toprak ürünlerinin zekatı nasıl hesaplanmaktadır? Yazınız. Toprak ürünlerinde zekat, eğer kişinin bu ürünleri elde ederken sulama, gübreleme gibi masrafları yoksa 1/10, eğer masrafları varsa 1/20 oranında verir arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. 9. Maun suresinde verilen mesajlardan 4 tanesini yazalım. Yardımlaşma ve dayanışma teşvik edilmektedir. Namaz kılmadığı halde yardım etmeyen insanlar kınanmıştır. Yaptığı iyilikleri ve ibadetleri gösteriş için yapanlar eleştirilmiştir. Dini ve dinin esaslarını yalanlayanlar kınanmıştır. Cevabımızı da bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Sadaka-i cariye nedir? İki örnek vererek açıklayınız. Sadaka-i cariye, insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Kişinin hayattayken okul, hastane veya çeşme yaptırması veya insanların faydalanması için ilmi bir eser yazması sadaka-i cariyedir. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra yazılı çözümlerimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.